Herkese merhaba. Bugün 15 Eylül 2020 Salı manşet yayınıyla karşınızdayız. Evet manşet pazartesi çarşamba cumaları ekrana geliyordu ama bir süre hafta içi her gün yayın yapacağız. Çünkü ekipteki çevresel nedenlerle biliyorsunuz koronadan dolayı önlemler var. Korona şüphesiyle kendini izole eden insanlar var. Çocuklar okula gidip geliyorlar. Pek çok komplikasyon var. Bundan dolayı bizim ekibimiz de bundan etkileniyor. Ve ondan dolayı da tekrar bir planlama yapmak zorunda kaldık. Birkaç hafta, hafta içi her gün yayın yapmaya çalışacağım. E, Turan Görür Yılmaz yok, hasta değil, e, sağlıklı. O da e, yine e, hafta içi her gün e, haber videolarıyla e, katkısını sunmaya devam edecek onu belirtelim. Manşet hafta içi her gün bir süre ekranlarda olacak. Umarız kısa sürede tekrar eski yayın akışımıza geçebiliriz. Bugün rezervi kibritle yakan merkez başlığını attık. Neden böyle bir başlık attık? Bu başlığı biz atmadık. Bu başlığı esasen Ali Babacan'ın sözleriyle attık. Ali Babacan bir süredir korona tedavisi görüyordu. Ailesinde başka isimler de yakalanmışlar. Buna bunu haber verdi ama kendi kendisi eşiyle beraber iyileşme sürecinde. Merkez Bankası'nın rezervlerini kibritle adeta kibritle yaktığını söyledi. Ve neden kibritle rezerv yapma ya da kibrit misalini verdi ona bakacağız korona ile ilgili gerçekten dünyada ve Türkiye'de alarm seviyesi en üst seviyede yeri geldiğinde buna da bakacağız ama önce kapağımızla ve başlığımızla ve Kcmizdeki konuyla yürüyelim. Çünkü insanların ekonomi ile ilgili gelişmelere algısı en yüksek seviyede şu anda trend biraz böyle. Elbette korona ile ilgili kaygılar, Covid-19 ile ilgili e, pek çok belirsizlik takip nedeni ama e, ekonomik kaygılar bunun da üstüne çıkmış durumda. Elbette birbirine paralel konular. Yani Covid-19 ve ekonomi birbirine paralel. Türkiye'de değil, yeri geldiğinde onu anlatacağım ama dünyada e, paralel. E, Ali Babacan iktidar ancak düşman üreterek varlığını sürdürebiliyor başlığıyla para analize ee, başlık olmuş ama e, Kübra Par'ın sunduğu e, Habertürk'te Açık ve Net programında gündemi değerlendirmiş ve e, buradaki açıklamalarından özellikle Merkez Bankası ile ilgili açıklamalarına e, bakacağız. O da bu. Aynen okuyorum ki sarıyla belirttiğimiz alanlar e, dikkat edilmesi gereken alanlar özellikle bir yılda 100 milyar dolar rezervini adeta kibriti çakıp yakan bir merkez bankası ve hükümet var diyor Ali Babacan. Kibritçi kız öyküsünü bilir misiniz aklı o geliyor. Hani kibrit satarak geçimini sağlayan ve ailesine katkıda bulunan fakat soğuktan üşüdüğü için artık sattığı kibritleri yakarak ısınmaya çalışan. Son o kibritler bitince de Donarak yaşamını yitiren kibritçi kız öyküsü var ya o. Kibriti çakıp yakma esprisi biraz da şu. Kibrit bilirsiniz yak yaktığınızda e, çıra gibi filan değildir ya da ne bileyim meşale filan gibi değildir. Çok geçici bir süre ateş, çok geçici bir süre ışık, aydınlık, çok geçici bir süre ısı verir. Saniyelerle sonra zaten kül olur gider. E, kibrit ateşi böyle bir ateştir. Onun için bu örneği vermiş. Yani kibrit ateşi kadar gelip geçici bir e, rezerv yakmadan bahsediyor, merkezin rezervlerini yakmasından bahsediyor. Ali Babacan ki hazineden sorumlu uzun yıllar AKP hükümetlerinde 10 yıldan uzun süre bakanlık yapmış bir isimdir. Bir yılda 100 milyar dolar rezervini adeta kibriti çakıp yakan bir merkez bankası ve hükümet var diyor. IMF'den gelecek öyle 9-10 milyarla falan bu ekonominin düzelmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye bu dövizi ancak ve ancak özel kaynaklardan, piyasa kaynaklarından sağlamalı. Ama bunu sağlaması için önce güven ve itibar lazım. Güvenini kaybetmiş, itibarını kaybetmiş bir ülkeye kim hangi dövizi verecek? Kim hangi borcu nasıl sağlayacak? Bir oyun oynanıyor. Deniyor ki bak Merkez Bankası hiç karışmıyor dövize. Bunların hepsi palavra açıkçası. Yani şu anda örtülü bir şekilde kamu bankaları üzerinden dövize müdahale var. Piyasanın güvenini sarsan ve memleketi krizin daha da derinlerine sürükleyen yanlış bir politika bu demiş Ali Babacan. Rezervi kibritle yakan merkez her şeyi böyle yapıyor. Şarsan. Yani sadece milyar dolarlar nezdinde yakılan rezerv. Veya işte başka yerler için ayrılan ihtiyat akçesi başta olmak üzere ihtiyat akçesi zaten bir buçuk sene önce gitti. Bir takım yani farklı kaynaklara farklı enstrümanlar için ayrılmış rezervler sırf kurları dengelemek için yakılınca gerçekten Türkiye'nin üstü başı açıkta kalıyor. Böyle bir durum var bir yönüyle bu. Diğer taraftan da her anlamda rezervini kibritle yakan bir merkez var. Bir Ankara var. Her anlamda. Dış politika anlamında, iç politika anlamında, hukuk anlamında, insan hakları anlamında, ekonomi anlamında, her anlamda. Müktesebat anlamında, teammül anlamında, güven anlamında. Her anlamda rezervi yakan, rezervleri yakan bir Merkez var. Özgürlükleri yaktılar yani. Yasaklarla, yolsuzlukla, mücadele için geldiler. Yoksullukla. 3Y dediler. Mücadele için geldiler ama her şeyi yaktılar. Ali Babacan'ı Atilla Ada'da teyit ediyor. Robin Brooks'un paylaştığı grafiği tercüme ederken şunu söylüyor. 2018'e nazaran TL'de değer kaybı daha kontrollü ve yavaş ama yine de piyasa beklentisi pozitife dönmüyor. Çünkü kur yönetiliyor algısı var ve Merkez Bankası rezerv kayıpları kaygı yaratıyor. Atilla Yeşilada'nın tweet'i. Aynı şeyi söylüyorlar esasen Atilla Yeşilada tweet'inde farklı kelimelerle Ali Babacan'ı teyit etmiş. O arada İbrahim Özdabak karikatürü Yeni Asya'dan gelsin. Bu fasulye 7,5 lira. Evet 7,5 lirayı gördü. 7,49'u hatırlıyorum ama 7,5'u da gördü. Daha da artık düşürülmesi, geriletilmesi mümkün değil ama rezerv yani kibritle yakılan rezervlerle orada tutuluyor belli ki. O arada bir haber daha var ki onu da paylaşayım. Wall Street Journal. Türkiye'de TL'nin Değer kaybı sonrası altına ve çelik kasalara hücum başlar demiş. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Türkiye'de altına talebin artmasını sayfalarına taşıdı. Gazete haberinde Türkiye'de finans sistemi çözüldükçe insanlar uzun süredir en sevdikleri yatırım aracı olan altına yatırım yapmaya devam ediyor ifadeleri kullanılmış. Altın hacmi 10 kat arttı diyor ara başlıkta. BBC Türkçe'den siteyi açtım ve getirdim. Yeni girmiş bir haber. Bu arada işte sabah gazetesi bugünkü nüsa iç sayfa ekonomi sayfasının manşeti dipten dönüş tamam sıra büyümede. Hayal satıyorlar. Milliyetin ekonomi sayfası. Bugün 15 Eylül salı yukarıda görüyorsunuz. Covid etkisi aşıldı. Reel sektör canlı. Nasıl yalan söylüyorlar? Okurlarına, insanlara. Covid etkisi aşılmış. Covid falan bitti. Reel sektör falan canlı. Nasıl yalan söylüyorlar? Gene milliyetten. Türk bankacılığı BDDK gözetim ve denetimiyle ilerliyor. Büyümeye katkı, krizlere fren. Nasıl yalan söylüyorlar? Öbür yandan da Cengiz Holding olarak yazılır, Erdoğan Holding olarak okunur. Pandemide yüzlerce kişiyi toplantıya çağırdılar, direnişçiye yasak, Cengiz'e serbest. Pandemi nedeniyle her türlü toplantının yasaklanmasına rağmen Çanakkale'liler Cengiz İnşaat'a verilen maden sahası için ÇED toplantısına davet edildi, diyor. Evet. Cengiz. Yıllardır söylüyoruz, Turan Gürü Yılmaz'la yaptığımız TT gündemde de hep söyledik. İktidar kendi sermayesini oluşturdu, kendi sermayesini yarattı falan diyorlar ya böyle bir şey yok. İktidar bir takım taşeronları, muhtemetleri aracılığıyla holdingleşti ve eskiden büyükşehir yıllarında falan Erdoğan'ın %10, %15, %20 keserken, gene hükümetin ilk yıllarında şirketlere haraçlar kesilirken daha sonra hayır bu işi biz yapalım dediler ve artık musluğu direkt kendilerine bağladılar yüzde yüz. Hem de yap işlet devret falan hazineyi, hazineyi soyma yöntemini de buldular yap işlet devret modelleriyle. İşte işlemeyen bir havalimanı, işlemeyen bir şehir hastanesi, işlemeyen bir yol, işlemeyen bir köprüyü yap. 30, 40, 50 yıl boyunca da müşteri garantili indir. Muazzam bir hazineyi soyma yöntemi. İktidardan gitsem bile soygun devam ediyor. Düşün yani. Böyle bir yöntem. Buldular. Ve uyguladılar, uyguluyorlar. Ve bunu yani işte Cengiz adı altında, Kalyon adı altında, onun bunun adı altında yapıyorlar. Cengiz'e de orada, Mehmet Cengiz'e de işte bir maaş veriyorlar. Onun dışında hortum direkt saraya bağlı yani. Böyle yani. Eskiden yüzde alıyorlardı sonra artık kendileri kurdular belki yüzde dağıtıyorlar. <laughs> yani yüzde üçünü, beşini, yüzde birini neyse huzur hakkı e, görünen patrona veriyor yani. Onursal adı güzel CHP ile paylaşmış Cengiz İnşaat diyor. Dünyada kamu kurumlarından en fazla ihale alan 3 şirket arasında ancak Türkiye'de vergi sıralamasında ilk 10 içerisinde dahi değil. Kamunun kaynaklarını bu şirkete peşkeş çeken iktidar aynı zamanda bu şirketin vergi borçlarını da düzenli olarak sıfırlıyor. Her şeyi demişti de işte biraz önce dediğim şeyi diyemiyorlar. Ee, ama o kastettiği o yani. Herkes biliyor Cengiz demek oldu Erdoğan demek yani. Geçelim Covid gündemine. Cumhuriyet'in manşeti 900 hekim istifa etti. 30 bin sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış, 80'in üzerinde sağlıkçı kaybedilmiş yarısı doktor. İstifalar yoğunlaştı. Bu nedenle merkezlerde göğüs hastalıkları uzmanı kalmadı. Ankara zor durumda. Başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna geldi başkent gelen giden işte her şeyde merkezi idarede yani herkes işini halletmek için oraya geliyor. Yani yerelleşmede bir türlü sağlanamadığı için Ankara zor durumda başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna geldi. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Yeri geldi söyleyeyim. Burada insanlar işlerini halletmek için Londra'ya gitmiyorlar yani. Yerel yaşadığınız kasabada, yerel yaşadığınız belediyede her şeyi hallediyorsunuz. Çoğu şey de online zaten yani. Şimdi İstanbul'u büyük bir tehlike bekliyor. Tatil dönüşleri başladı, okullar açılacak. Aşı tedavide ciddi gelişme olmazsa vaka sayısı sonbaharda 10 bin, kışında 20 bin olabilir. Ekonomik kriz yaşanan ülkemizde sağlık bütçesi iflas edebilir, sağlık hizmetinde aksama riski var. Daha fazla okumayacağım. Sağlık sistemi çöktü Türkiye'de. Ama ilan edilmiyor sadece. Birazdan göreceksiniz. Salgında rekor, yeni, yeni mesaj manşeti... 14 Eylül'de 307.930'da yeni bir rekor kırdığını açıklamış Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde vakaların bir önceki rekor 6 Eylül'de kırılmıştı diyor ama 6 6 15 Eylül değil. Bir kere daha söylüyorum. Kasım Aralık tufan. Ekim'de de başlayabilir çoğu yer itibariyle. Vefat sayısı artacak diyor Gazete Pencere Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Esin Davutoğlu Şenol söylemiş. Bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum demiş yöneticilere. Yöneticiler çok iyi biliyor hastanelerdeki durumu. Gezmelerine gerek yok. Evet. Gerçek veriye ihtiyacımız var demiş. Üzerine çığ gelen bir sığınaktasınız. Sığınak çökmüş ve hekimler elleriyle çığı tutmaya çalışıyorlar. Daha ne desin? Daha ne desin? Tarihte aşıların bulunma süreleri sosyal ağlarda dolaşıyor. Kabul ediyorum pek çok hastalığın aşısının bulunma süresi uzun sürer, yıllar alan bir şeydir. Hatta normalde bir aşı geliştirme 4 ila 10 yıl sürüyor. Yani 3-4 yıl aşı geliştirme meselesi sürüyor. Sonraki dönemlerde de sonraki dönemde de test, üretim, stoklama, dağıtım vesaire gibi. Ama Covid-19'da Olay çok hızlı büyüdüğü için, küresel bir salgın olduğu için ve her şeyi genel hayatı ekonomiyi olumsuz etkilediği için bu süreler kısaltılmaya, bir yıla iki yıla düşürülmeye çalışılıyor. Ama bir yılda olmayacağı kesinleşti, ikinci yıl belki. Ama şundan emin olun, bir aşının geliştirilmesi 8-10 yılı buluyor. Öyle kolay süreçler değil. Türk Tabipler Birliği Harika bir kurdela ve harika bir eylemle yönetemiyorsunuz. Tükeni tükeniyoruz. Kampanyası başlatmış. Aynen okuyorum. Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz diyor. Rekor kırıldı, yasaklar geldi. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün biraz evvel okuduğumuz rakamları. Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da mesai saatlerine düzenleme getirilmesi bekleniyor demiş fotoğraf altında. Profesör Doktor Vedat Bulut Anadolu'dan izlenimlerini anlatmış Sertaç Eşe. Cumhuriyet'ten en büyük tehlike İstanbul'da diyor. Ankara salgını yayıyor, göğüs hastalıkları uzmanı kalmayan hastane var. Sağlık sistemi iflas edebilir diyor. Etti. Yani bu uzmanlar gene gene iyimser tarafından bakıyorlar. Etti, çöktü. Yani bundan emin olabilirsiniz. Eylemler başladı, eylem haftası ilan edildi ama eylemde yaptırmayacaklar. Bakalım olay nereye gidecek. Eğitimde büyük endişe, yüz, yüz yüze eğitim birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlıyor. Evrensel manşet, kaygılar giderilmedi demiş. Nasıl giderilsin ki? Eğitimi ayakta tutmak, yani öğrencilerin okula gidip gelmesini özellikle ilk orta öğretimde temin etmek o kadar güç ki. Bugün bu sadece Türkiye'nin değil, bütün devletlerin üzerinde düşündüğü bir konu. Çocuklar acaba virüsün yayılmasını nasıl katkıda bulunuyorlar? Tabii bir çalışma da yok. Yani yapılan çalışmalar ve elde edilen ilk veriler küçük çocukların, işte 4, 6, 8 yaş grubunun virüsün dolaşımında çok tesirli olmadığı ama büyük çocukların yani 10-12 ve üstü çocukların virüsün yayılımında etkili olduğu yönünde bazı ilk bulgular var. %100 kesin olmamakla beraber bilemiyoruz. Dünya da bilmiyor, araştırıyor yani. Bakalım nereye gidecek ama şundan eminim. Devletler okulları açık tutmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Genel psikoloji açısından da önemli. Ailelerin psikolojisi, çocukların psikolojisi ve eğitimi açısından da önemli. Bakalım ne kadar dayanacaklar. Güçlü Yaman daha evvel de ekrana getirmiştik. Ortalama ölüm rakamlarını karşılaştırarak şehirlerdeki durumu anlamaya çalışıyor. Yani son 5 yılın aynı dönemiyle bu sene aynı dönemde ölümler ne kadar arttı? Koronadan bahsetmiyoruz. Ölümlerin Son 5 yıl ortalamasına göre arttığı illere bakıyor. Diyor ki bu artış muhtemelen koronadan diyor. Buna göre 3 tablo yayınlamış arka arkaya. Mesela Konya son 2 haftada ölümlerin sayısı 200, 200, 294 arttı diyor. 294. bir numaraya Konya'yı koymuş. Sivas. Evet. Toplam fazla ölüm 354 diyor. Kayseri fazladan yaşanan 292 ölümün 245'i son 4 haftaya dair demiş. Yani Konya, Sivas ve Kayseri'de ölüm sayısında önceki yılların ortalamalarına göre muazzam artış var, yüzlerle ifade ediliyor. Bu 3 ile dikkat demiş. Evet. Dönelim dış politikaya. Oruç Reis'te spor zamanı. Oruç Reis biliyorsunuz bakım ikmal için kıyıya çekildi, limana çekildi. Hikaye tabi. Ee, ...yaparsınız bakımını, ikmalini birkaç günde tekrar gönderirsiniz. Böyle bir şey olmayacak. Öyle görülüyor. Veya çok ciddi bir iddianız varsa şey yaparsınız. Ne derler? Yerine başka gemi gönderirsiniz. Bir düzine geminiz var. Ee, satın aldığınız, kiraladığınız. Mesele o değil tabii. Mesele biraz krizi soğutmak. Gemi bakımdayken navtex mi olur demiş mesela. Evet doğru. Gemi bakımdayken navtex olmaz. Yani işte biz şurada şöyle bir faaliyet gösteriyoruz, göstereceğiz uyarısı, bildirimi denizcilik anlamında, uluslararası kara sularında vesaire Dışişleri Bakanı. Ve bugün bütün gazetelerin birinci sayfasında var. Bunu da yeni çağdan getirdim. Dışişleri Bakanı Yavuç, e, Sevilla haritasını gösterip e, Yunanistan'ın bu iddiasından vazgeçmediği sürece gerginliğin bitmeyeceğini açıklamış. Yunanistan'ın bu iddiası yeni değil. Daha evvel bu haritayı bu yayınlarda da getirdim. Kabul edilemez bir harita. Ama uluslararası mahkemelerde hakkınızı aramanız, işte sismik araştırma gemisi göndermek, uçakları kaldırmak, işte donanmaya talimat vermekle falan hallolacak olacak, olacak bir konu mu? Türkiye çok sıkıştı. Ekonomik anlamda bir mavi vatan üzerinden bir şey devşirebilir miyiz olayı var. Belli ki iş buraya doğru gidecek. Bir kere daha söyleyelim. Ayasofya'yı konuşan var mı? Üç gün konuşuldu, unutuldu. Peki Karadeniz'de bulunan enerji meselesi, büyük müjde, üç gün bile konuşulmadan çıktığı gün patladı. Cariye açığı falan kapatan projeden bahsediyorum. Ekonomiye büyük kaynaktan bahsediyorum. Ne zaman geleceği belli olmayan. Oradan haber de almıyoruz. Fatih sondaj gemisi ne oldu, ne bitti, iş nereye gitti? Olay bitti. Bir canlı yayın şovundan sonra bir şeye ihtiyaç var yani bir ürkütmeye ihtiyaç var bir krize ihtiyaç var bir böyle bir toparlandı bir şeye ihtiyaç var yani muhalefet de hazır zaten ha işte Ahmet Davutoğlu bile hazır diplomasi eksikliğini donanmamız kapattı diyor Doğu Akdeniz'de yani eski e, yani dışişleri bakanı iken dış politikadaki meseleleri eleştiriyor ben yapmadım o yaptı diyor Şimdi gene aynı şekilde bugünkü dış politikaya gene destek veriyor. 3 sene sonra 5 sene sonra Doğu Akdeniz'de işte şu konuda hata yapıldı falan der. Derse şaşırmayın yani. Geçelim. Kürdün varlığına tahammül yok yeni yaşam. Çok tehlikeli şeyler oluyor. Sosyal ağlarda burada getirmeyeceğim ekrana ben de seyrettim gördüm. Paylaşılan videolar, karşılıklı düşmanlaştırma, kutuplaşma, Kürtlere ve Kürt vatandaşlara dönük hışım. Onları yani Yaşam hakkı vermiyor artık yahu yani siz onlara hani bir tarım işçisi olarak bir, bir, bir filan işte ya da işte belli mahallelerde oturma hakkı olarak falan artık buna da tahammül yok. Yani işçi olmalarına, yaşamalarına, belli yerlerde e, halk olmalarına, topluluk olmalarına ona bile tahammül yok. Onu söylüyor esasen yeni yaşam. Sakarya'da Kürt işçilere linç girişiminin üzerinden 10 gün geçmeden Afyon'da bir inşaat işçisi katledildi. İnşaat işçisi bile katlediliyor yani Kürt olduğu için. Edirne'de Kürt asker ırkçı saldırıya maruz kaldı. Van Çaldıran'da kayyım Kürtçe tabelaları indirdi. Evet. Kutuplaşma bu kez can aldı. Haberdar da aynı manşeti, manşette aynı konuyu işlemiş. Hemen altında da Türkiye'de AYM başkanının dahi can güvenliği yok. Süleyman Soylu manşet geçtiğimiz yıl Türkiye'de kimsenin can güvenliği yok diyen Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştiren Soylu bugün AYM başkanının dahi sokakta can güvenliğinin olmadığını ima etti. Gerçekten Süleyman Soylu'nun o açıklaması Gerçekten Süleyman Soylu'nun o açıklaması ben güvenliği sağlayamıyorum. Ben ee, bu ülkede güvenliği temin edemiyorum itirafıdır. Ne dediğinin farkında bile değildi. Evet. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında da. Hadi git. Niye polis koruması alıp eskortla geziyorsunuz? Tek başıma her yere arabamla gitmeye ben varım sen var mısın? Demişti. SS Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanına Evet. Özgürüz ya. Biliyor yani özgürlük falan olmadığını, güvenlik olmadığını da biliyor. Çok iyi biliyor. Barolardan avukat gözaltılarına tepki TR 724'ün manşeti mesleki faaliyet için gözaltı kabul edilemez diyor ama maalesef bu konuda da 3-5 baro dışında Barolar genel olarak sessiz. Yıllardır durum değişmedi. İşte yangın kendi, kendi ocağına düşmeden kimse feryat etmiyor. Feryadı basmıyor. Gene aynı şey olacak. O arada bir meseleden dolayı Uğur Dündar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenmiş de Süleyman Soylu da hemen cevap vermiş. Verecek tabi. Ve işte yani böyle işte bu dönemin gestapoları meşrulaştırılıyor. O da zaten bunu fırsat biliyor. Uğur Dündar'dan bana bir şey, o hemen gereğini yapayım falan filan. Dolayısıyla Uğur Dündar da bunu yazar milyon takipçili hesabından. Bak işte görüyor musun? Uğur Dündar'dan da bir böyle yıldız alırız, takarız ve devam ederiz. Tanımayacaksınız bu insanları. Var saymayacaksınız. Yok sayacaksınız. Meşru değiller. Dündar çağrı yaptı, soylu devreye girdi. Atatürk'ün adını kullanmadı, CHP'de tepki büyüdü. Bir şey söylemeyeceğim bu tartışmayla ilgili çok tuhaf ama eski böyle seyrettiğim deve kuşu kabera kabare e, oyunlarında vardır. Artık Beyoğlu Beyoğlu'nda mı zihnim, oradan mı zihnimde kalmış, yasaklardan mı zihnimde kalmış? Metin Akpınar'ın kullandığı bile replik vardı solcular için. Demokratik sosyalizm mi, sosyal demokrasi mi? Bu gidişle bu ülkeyi inönünün torununun çocuğu kurtarır belki. Bir ihtimal. Hiç unutmuyorum. Bugün gibi aklımda. Böyle demişti. Demokratik sosyalizm mi, sosyal demokrasi mi? Şimdi bu da Mustafa Kemal Atatürk mü, Gazi Mustafa Kemal mi? Böyle yürüyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Debelenin durun yani. Değecek hiçbir şey yok. Online seçim gündemde Hürriyet'ten getirdim Gizem Karakış imzası. Efendim pandemiden dolayı online internet ortamında seçim falan konuşuluyormuş. Yani kongre seçimlerinden bahsediyorum. Parti kongrelerinden bahsediyorum ama baktı ki burada bir şeyin tatbikatı oldu. AKP online oy kullanma, elektronik oy kullanma meselesini bir sonraki seçimlerde icat edip acaba oradan ben nasıl bir hikaye çevirebilirim kendi lehime diye bir şeylerin pilot uygulamasını online kongre, online parti kongre, parti kongreleri tatbikatıyla deneyebilir. Ve sonrasında da bunu ülke genelindeki seçimlere uyarlayabilir. Online seçim deyince böyle insanın aklına da karpuz kabuğu düşürüyorlar. Bakalım göreceğiz dijital demokrasiyi. <laughs> İğrenç. Sabah gazetesi bir tecavüz meselesidir gidiyor. Tecavüz iddiası. İşte Didim Belediye Başkanı ile ilgili. Oraya iddiada falan değilim. Hiçbir şeyde değilim. Ama bakın yukarıda ne yazıyor? Bir iddia var yargıya intikal etmiş, savcıya intikal etmiş her neyse. CHP'li başkan ve ekibi kadınlara çiftlik evinde tecavüz ediyordu. Bitirmiş olayı yani. Böyle linç ediyorlar. Böyle linç ediyorlar. Semih Çetin paylaşmış. 7 sene değil 70 sene geçse unutulmayacak bir fotoğraf. Hastal cezaevindeki bir saatlik açık görüşe sığdırılan bir düğünde kızımla dans ederken diyor. Eski komutan balyoz davası sanığı e, cezaevinden aldığı özel izinle kızının düğününe gitmiş bu fotoğrafı paylaşmış. Evet onun için ve kızı için gerçekten hicran. Bunu anlıyorum. Hastal cezaevi askeri bir cezaevinde as, cezaeviydi. Askeri cezaevinde gene cezaevi askeri cezaevi e, koşulları içerisinde bugünkü cezaevleri, cezaevleriyle asla silivriyle falan asla kıyaslanmayacak bir ee, cezaevi kalitesi içerisinde bir tutukluluk veya hükümlülük oldu. Askeri bir cezaeviydi. Hastal, onun altını çizelim. Ve kızını düğününe gidebilmiş, onun altında çizebilirim. Kızı itibarsızlaştırılmamış, biriyle evlenmiş vesaire vesaire. Şimdi insanlar bırak düğüne filan gitmeyi, çocuklarını, eşlerini son anlarında göremiyorlar ancak mezarına gidiyorlar öldükten sonra o da kelepçelerle gene kelepçesiz olarak böyle bir düğüne katıldığı için Semih Çetin umarım bu dönemle o dönemi mukayese ediyordur. Bu babasını savunan avukat kızımızın suçu ne? İçeride olması içinize siniyor mu? Ben söyleyeyim bu avukat kızımızın adı Fatma Yılmazer. Babası Ali Fuat Yılmazer'den dolayı 3 yılı geçti içeride. Kardeşi de aynı şekilde içerdi. İki kardeş, iki kız kardeş, iki hukuk fakültesini yeni bitirmiş çiçeği burnunda ve bitirir bitirmez gözaltına alınıp tutuklanmış iki kardeş babaları yüzünden, Ali Fuat Yılmazer yüzünden içerdiler. Başka bir neden yok. Böyle bir dönem. Evet. Böyle bir dönem. Bugün içeride olanlar bırak kızlarını evlendirmeyi, onun düğününde onunla dans etmeyi kızları içeride kendilerinden dolayı konuşmasın diye, gözdağı vermek için vesaire. Eşleri içeride, reşit çocukları tümüyle içeride, reşit olmayanlara da işte çocuk olduğu için dokunamıyorlar. Böyle bir dönem. Tenkil Müzesi'nde Haluk Savaş'ın eşyaları sergilenmeye başlamış efendim. Şu üzerindeki tişört, pasaportu ki pasaportu onun mücadelesinin simgesiydi gözlüğü ve montu. Evet, tenkil müzesi şimdiden aktif Avrupa'da çeşitli şehirlerde açılıyor. Tenkil müzeüm olarak yazdığınızda nerede ziyaret edebileceğinizi görürsünüz, bulursunuz Avrupa'da yaşayanlar. Bu müzeye Haluk Savaş'ın Profesör Doktor geçtiğimiz aylarda kaybettik. Gerçekten hala kaybına inanamadığımız bir isim. Sesi, videoları, yayınları, çığlığı hala kulaklarımızda gözlerimizin önünde son dönemde vefatını bu kadar içimize sinmiş ki bu kadar içimize işlemiş ki daha doğrusu sinmiş ki kelimesi doğru değil işlemiş ki vefatını kabul etmekte güçlük çektiğimiz attığı bir tweet'le koyduğu bir videoyla gene böyle hani ekranımızda çıkacakmış gibi bir his uyandıran bir isimdi. Mücadelenin, KHK mücadelesinin kahramanıydı. Tenkil Müzesi'nde eşyaları Sergilenmeye başlanmış efendim. Ve bu da son kare. <laughs> evet son kare. Navalny efendim bu bir Rus muhalif lider ee, biliyorsunuz bilmiyorsanız da benden duyun. Ge geçtiğimiz haftalarda Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta Novichok zehriyle zehirlendi ve ani olarak e, Almanya'ya getirildi ve Almanya'da tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Eşi ve çocuklarıyla Instagram'da bu kareyi paylaşmış. E, artık kendi ihtiyaçlarını yavaş yavaş giderebildiğini, kendi başına nefes alabildiğini söylüyor. E, Putin'i, Kremlin'i tedirgin edecek bir kare. Maalesef Rusya'da muhalifler muhaliflerin zehirlenerek ortadan kaldırılması son dönemde bir gelenek olduğu sayısız örnek var Bu da Putin Putin döneminin bir rengi oldu adeta bugün çok paylaşılıyor ee, Instagram'da Navalny'nin bu ailesiyle çektirdiği kare hayata dönüş fotoğrafı Bununla bir manşet programını daha noktalıyoruz. Rezervi kibritle yakan merkez dedik ve e, haber turumuzu tamamladık. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim. Manşet e, bir süre hafta içi her gün ekranlarda olacak. Hoşçakalın.